Sen bana filminin hikayesini anlatmadın. Gerçekten çok mu merak ediyorsun? Evet. Hadi söyle ama. Hadi. Tamam. Söyleyeceğim. Seninki gülmeyi unutan bir kızın hikayesiydi ya. İşte benimki de gülmeyi unutan bir kızı yeniden güldürmeye çalışan bir adamın hikayesi. Ne olmuş filmin sonunda? Adam kızı güldürebilmiş mi? Filmin sonunu anlatmadan önce sana başka bir şey söylemem lazım. Söyle. Gül. Seni İstanbul'da gördüğüm gece. Evet. İşte ben o zaman nasıl söylesem. Efendim baba. Cemal. Oğlum neredesin sen? Ha, sorma baba ya. Gece araba arıza yaptı. Bütün geceyi dışarıda geçirdim. Gelemedim eve. Hayırdır? Ne oldu? Sana bir iyi bir de kötü haberim var. Hangisinden başlayıvereyim? İkisini de deme istersen baba. O ne demek lan? Ya baba. Müsait değilim işte. Şu an sırası değil. Ne diyorsun sen? Yani ne edeyim baba, işte üstüm başım yağ içinde, lastik değiştiriyorum. Dediği lafa bak ya, bir de gülüyorum. Yok baba, niye güleyim? Gülüyorum, duyuyorum oğlum, gülme sesi geliyorum. Bana bak şimdi iyi haberi veriyorum. İneklerden süt geliverdi Cemal. Kamuranın helalliği işe yarıyıverdi ya. Allah razı olsun Kamuran. Ah, ineklerden süt gelmiş. Çok sevindim baba. Bak anan da Kamuran, Allah Kamuran'dan razı olsun diyor. Tamam baba, gelince konuşuruz uzun uzun. Yazmasın şimdi sana. Yazmaz yazmaz. Yavrum ben large paketi geçiverdim ya. Cemal ne kadar konuşursan konuş aynı parayı yazıveriyor. Kötü haberi veriyorum bak. Biz dün köyün üstünde Cemal UFO görüverdik ya. UFO gördük, UFO UFO. Allah evladını rak yarabbi. İyi. Aynı şeyi ben de gördüm baba. Gelince detaylı anlatırsın nasıl bir şeymiş, nasıl gördün. Kapatıyorum ben şimdi. Hadi görüşürüz, geleceğim ben. Cemal'ler de görüvermiş ya. Emel'in, selamın Gavli. Ana. Gel çocuğum gel. Oo, kızım. Ama çocuğum ah. Ufo var, ufo. Ufo var. Ya babam işte. Ne, large pakete mi geçmiş, bir şeye geçmiş. Şimdi zaten konuşmayı da seviyordu. Susturabilene aşk olsun artık. Neyse ya. İneklerden süt gelmiş. Çok sevindim. Ha evet ya. Vallahi içim rahatladı Gül. Ben de çok sevindim. Bir şey söylüyordun. Ha. İşte seni o akşam İstanbul'da gördüğümde ben de çok şey değişti Gül. Ne gibi? Şey. Efendim. Ne yapıp durun lan? Deli fişek. Mazot bulabildin mi?
Sen nereden biliyorsun mazotun bittiğini? Operasyonu bizzat Sıddık'la beraber yapıverdik. Ne yaptın lan? Konuşabildin mi kız lan? Operasyon yaptınız demek. Çok hoş. Sen şimdi kapat. Kapat Niyazi. Sonra konuşacağız biz seninle baş başa. Kapat. Herkesin arayacağı tuttu. Sabah sabah özlediler herhalde. Ne diyordun? Ne diyordum? Ha, şey diyordum. Hay Allah ya. Nasıl söylesem Gül? Neden? Hadi bu kadar söylenmesi zor bir şey mi? Şaka gibi ya. Şaka gibi değil mi? Şaka gibi. Aç artık. Herkesin arayacağı tuttu sabah sabah. Efendim Celal. Alo. Abi benim işi halledebildin mi ya? Ne iş lan? Ayten ne işte? Ha, o iş. Tamam, ben şimdi o işi hallediyorum zaten. Sen kapat. Ben seni arayacağım geri. Kapat. Tamam abi, sağ ol. Görüşürüz. Sözleşmişler resmen. Konuşturmayacaklar. Galiba. Ne diyordun? Ha. Şey diyordum. Gül. Belki de bunu söylemek için geç kaldım. Yani daha önce söylemeliydim. İlk başta. Cemal, hiçbir şey için geç kalınmaz. Yok. Efendim. Nasılsın Cemal? Aa, Kamuran. Ben de diyordum ki nerede kaldı bu kız? İyi, sen eksiktin. Ne oldu Kamuran? Ne ediyor? Sana ne? Neyse ya, ben öylesine dedim zaten. Şey, sana çok önemli bir şey demem lazım. Benim Taşköprü'de buluşalım mı? Tamam, buluşuruz hadi. Bu böyle olmayacak, sabah sabah resmen call center'a döndük ya. Kapatıyorum ben komple bunu. Komple nasıl kapanıyorsa kapatın. Tamam, tamam. Evet. Evet. Dinliyorum. Dinliyorsun, ben de söylüyorum. Gül. Ben... Şey... Şimdi de benimki çalıyor. Çalar. Ablam arıyor. Arasın, aç. Alo, efendim abla. Kız sen neredesin? Geliyorum. Telefonun da kapalı. Bütün gece ara ara meraktan çıldırdım. Babaanne de evde burnundan soluyor zaten. Sokaklara düştüm avare gibi, bu sıcakta seni arıyorum. Abla tamam, geldim aslında yani, evin önündeyim, tamam. Hadi görüşürüz. Tamam, hadi çabuk. Ben de geliyorum hemen. Görüşürüz. Oh. Oh. Seni dinliyorum. İstanbul'daki beni ilk gördüğün geceden bahsediyordun. Evet. Gül. Ben İstanbul'da seni ilk gördüğüm gece... Anam. Ne oluyor ya? Abo, babaanne. Abo mu? İnin bakayım aşağı. Aşağı. İnelim sultanım, aşağı.
Ay. Gülsüm. Nelerdesin kızım sen? Ha? Sabaha kadar uyutmuyorsun beni. Babaanne, harabelere gezmeye gittik. O sırada araba bozuldu. Biz de kaldık orada, dönemedik. Ne arızasıymış bakayım? Lastik. Lastik patlayıverdi sultanına. Bak. Yüzüme karşı yürüyorlar bir de. Ama... Tamam. Geç bakalım. Yürü bakayım senin için. Yürü. Ay tamam. Geç. Görüşürüz Cemal. Geç bakayım. Yok. Olmayacak. Ben bu kıza bir türlü açılamayacağım. Bir de utanmadan. Cemal görüşürüz gardiyon. Utanmayın yani. Tamam babaanne. Kızım, abanla sen evde hiç durmayınız. Ha babam gezip durunuz. Olmaz ki böyle. Ya kendinize faydanız var ne başkasına faydanız var. Yeter gari yeter yani. Tamam babaanne, kızma artık. Hem bak sana çok güzel bir haberim var. İneklerden gerçekten süt geldi artık, biliyor musun? Esrah mı diyorsun, gandırıyorsun mu beni? Ya yemin ederim gerçek. Abo. Ya. Kızım bunu daha önce diyebilsene bana. Amanın. Amanın gari. Süt içtim. Dilim yanı verdi gari. Aman aman manın. Süt içtim. Dilim yanı verdi gari. Dükürdük. Dilim yanı verdi gari. Hadi gari hadi. Vur kız vur. Cemal. Hoş bulduk yavrum. Bak sana ne yapıverdim. Ya Yağmuran, acil diye çağırdın, bunun için miydi? Üf, aç bak işte. Ne yazıyorum? Ya Yağmuran, seni seviyorum dedim ama arkadaşça dememe kalmadan koşarak gittin yanımdan. He. Sen beni arkadaş olarak seviyorsun değil mi? Evet Yağmuran. Bak. Senin üzülmeni hiç istemem. Sen de artık bunu böyle kabul etsen. Olsun. Sen beni arkadaş olarak seviyorsan da... ben seni kara sevdayla seviyorum Cemal. Yağmuran, artık bunu kabullensen... sen de daha fazla üzülmesen ha? Cemal. Hı. Bana sende diş ağrısı var diyorlar ya. Hı hı. Bende diş ağrısı falan yok. Bende sen ağrısı var. Yakınımdayken özlediğim tek insan sensin. Ben seni seviyorum Cemal. Sen buna engel olamazsın. Benim kalbimdeki aşk işte. Sen bu aşka bir bahane oluverdin sadece. Peki Kamran, peki. Madem sen öyle istiyorsun, öyle olsun. Bak sen. Bunlar da burayı buluşma mekanı yapmış. Yalnız bak bunu al. Al bunu. Bende kalması doğru olmaz artık. Tamam. Benim artık gitmem lazım. Arılara gideceğim. İneklerden süt gelmiş. He. İyi. Benden aldığın helallik işe yaradı o zaman. Galiba Kamran. Sağ ol. Ne olsun? Hı. O ne elindeki bakayım? Cemal alıvermiş. Neymiş bu? Seni seviyorum. Yalnız bu biraz yamuk olmuş.
Allah'ın hikmeti. Sende var mı lan bir şey? Hiçbir şey görünmüyor lan. Mansur, sende var mı lan? Yok lan, maalesef. Dikkatli olun lan, hemen gelebilirler. Ne oluyor ya? Savaş mı çıktı? UFO, UFO. UFO'lara bakıp dururuz. UFO gördük. Dün gece gördük. UFO mu? UFO. Gerçekten mi? Gerçekten tabii lan. Yalan mı söyleyeceğiz sana? Allah Allah. Herkes gördü işte. Değil mi arkadaşlar? Bastık. Esat'a görmediniz siz bunu? Vallahi gördük lan. Yalan mı söyleyeceğiz? Allah Allah. Hüsnü Hanım da görmüş de ilk durma vallahi ya. Ha vallahi. Korkusundan dışarı çıkamıyorum. Gülmeyin lan. Gülmeyin. Ne oldu lan? Gördün mü yoksa? Yok lan. Hiç şey yok be. Aslında olabilir ha. Yani daha önce Ege semalarında UFO görüldü. Doğru mu diyorsun? Tabii tabii. Ya bir ara çok araştırdım ben bu konuyu. Bayağı bir vaka var. Lan Hikmet! Ya lan? Ege semalarında UFO'lar görmüş. Dikkatli evet. Baktın. Yalnız onunla göremezsiniz ya. Dürbünle olmaz o iş. Az dürbünle olmaz. Neyle bakacağız? Bende bir şey var. Gelsene. UFO gözcü. Lan arkadaşlar köyümüz gelmiş olmasın hakikaten bundan ya? Allah Allah. İşte bununla görürsünüz. Anam, anam, anam oğlum. Ne lan o koskocuğun dur orada. Abo. Kemal, sandalyeyi getir lan. Allah'ın şeyini be ölü lan. Teleskop. Yıldız gözlemlemek için. Yalnız, ya dikkat edelim. O çok hassas bir şey. Hikmet gel lan, bundan bakacaksın. Bu ne lan? Toroskop gel. İyi neyse lan. Annem dur. Gel gel. Geliyorum. Yaklaş biraz lan. Geliyorum lan. Uzat sen. Uzat aşağı doğru bakın. Anne. Uzat lan. Neredesin? Buradayım lan. Gel bakayım. Ver bakayım. Uzat uzat. Lan ver işte sen uzat bakayım. Lan uzanmıyor biraz gel. Lan geliyorum lan. Geldin işte. Lan gel al. Son bir anne al. Lan. Annen gücün yok ha. Çekilin. Yemiş mi? Ha, yok yaşıyor, yaşıyor. Son nefesim veriyor. Belki. Yok yok yaşıyor, yaşıyor. Yaşıyor mu? Allah cezanı versin Bünyamin. Nurten gözünü seveyim beddua etme bari ya. Versin mi dedik, ver misin dedik. Verdi ama Nurten yani. Ben bu hallere düşecek adam mıydım ya? Ben onu bunu bilmem. Biz yatan yerlerde boşuna yağladık. Kız ne alakası var? Akşamlar poşete mi girdi ya? Başka akşam yaparız Nurten'cim ya. Vallahi dün akşam gördüğüm manzara kadarıyla buna pek inanasım gelmiyorum. Nurten rica edeceğim bak üstüme gelme ayıptır artık ya. Karşında müsvati olmuş bir adam var ya. Kafam karışık konsantre olamadım ondan oldu herhalde ya. Aynı baba. Tövbeler olsun. Günaydın ya. Bu ne lan böyle don puça? Bir hamam alacağım, yandım ya. Onu anladık da lan ne gezip durun öyle ortalıkta? He? Hadi geri yıkan. Evin bereketi kaçacak. Yürü. Yanlış anladın ya. Öyle bir hala konuşup durup yürü git. Hadi, hadi günler. Gül. Gül. Ha, burada mısın? Ay sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ne oldu hayırdır? Çok çok çok. Eve yürürken senin Cameron'ı Cemal'i gördüm yine. Ay abla ödüm koptu yani öyle bir geliyorsun ki. Senin Cemal ama ona böyle bir tane şal gibi bir şey verdi gözümle gördüm. Üstüne de bir tane yazı işletmiş. Seni seviyorum. Kro. Ay abla ya anlamıyorum ki seni ne yapmaya çalışıyorsun? Cemal'den soğutmaya mı çalışıyorsun beni? Ya bana ne canım isterse o isterisin. Ben gördüğümü söylüyorum gerçekten Gül. Abla tamam. Ben konuştum Cemal'le onunla ilgili ya. Bir şey yok o kıza karşı bir şeyler hissetmiyor. Allah Allah. Dalga varsa rüzgar da vardır canım. İyi ben diyeceğimi dedim. Sen ona inanmayı seçmişsin. Daha da bir şey demiyorum abla. Ya bırak şimdi o kızı. Benim asıl sana söylemem gereken önemli bir şey var. Şimdi babaannem diyor ya o kadar okudunuz okudunuz bu köye bir faydanız yok diye. Yani aslında bakarsan haklı. Ne yapabiliriz köy için? Benim aklıma çok güzel bir şey geldi. Ne var senin aklında yine? Hadi gel anlat. Kırma
Maşallah maşallah. Maşallah. Ah. Günaydın herkese. Günaydın, günaydın. Neredesin oğlum sen? He baba, şeye gitmiştik Gül'le, harabelere. Sonra lastik patlayıverdi. İşte sabah bu saate ettik. Gül'le mi gidiverdin? He, Gül'le gidiverdim. Ne oğlum, Kamuran ne olacak? Kamuran yine geldi, Kamuran'a konu. Ana gittim Kamuran'dan, helalliği istedim. Sütler yerine geldi. Arkadaşça seviyorum da dedim. Bitti, gitti, kapandı konuya. Al git işte dime. Lazım olur. Kamuran senin kısmetin, onu bilir, onu derim ben. İyi. Kısmetse hayırlısı o zaman. Bence daha da zorlama sen. Doğru söylüyor Cemal. Zorlama artık. Oh, Allah'a şükür. Sağ ol baba. Ver bak. Telefonda şey dedin ya. UFO gördüm dedin ya. O nasıl bir şey bakayım, anlat biraz. Ya baba amma taktın sen bu UFO muhabbetine. UFO işte. UFO'dur, olabilir. Zaten var deyip dururlar. Oğlum baban açık bir şey çık. Korku verdi de uzaylılardan ondan. Kim? Ben. Biri. Geri bağlayacaklar diye evden dişe çıkmıyorsun ya. Tövbeler olsun. He baba, beni de dişçiye salmadın ya. He baba, beni de evden salıvermedin ya. Allah Allah ya, Allah kuru iftiradan saklayıversin ya. Ben evin içinden çıkmayın, hani sizi koruyor bileyim bu şekilde yani diye. Ya baba, bu uzaylı seni istediği yerde, istediği zaman alabilirsen, istiyorsan git bir deliğe gir, böyle ışıklarını yakar. Böyle kala kalırsın, oradan da fıt diye seni çeker. Ne olduğunu anlayamadan gidiverirsin maazallah. Vallahi mi lan? Vallahi. He. Ama gerçi seni alıp ne yapsın? Niye? Benim neyim var ki? Yok baba, neyin olacak ya? Bir şeyin yok. Neyse, ben üstümü değiştireyim dedim. Geceden beri dışarıdayım. Bir duş alayım, sonra da ağırlara gideceğim zaten. Hadi. Hadi. Ben de dişçiye gidiveren uzman baba. Adam randevu veriverdiydi, ayıp olmasın. İyi git. E baba, ben de uzman ilerle gidiveren. Yürü git. E ben de otu sıkılıverdim evde ya. Gidiveren de dolanıverin Esma gilleri. Ya aklımı ya da beni kaçacak. Yavaş. Ay o cenkleri tuttu, yemin ediyorum otu bekten ya. Uzaylı uzaylı diye sen bizi neler ediyorsun? Kıpırdamıyorsun ki bütün gün. Vallahi. Çok kıpır dedi. Arkadaş ya. Herkes tek tek savuşuyor evde ya. Kaldım mı tek başıma evde. Acaba ben de kahveye mi gidiyorsam? Ne oldu kız? Sorma abla. Bittim ben gari. Dur abla, ben şunları hemen bırakıvereyim de geri vereyim. Kız! Kız ne bağırıyorsun cımlak görmüş gibi beni ilk defa? Allah Allah! Ne o ya? Seni seviyorum. Bak ya, esprilere falan bak. Kurban olurum kız, ben de seni seviyorum. Ne oluyor lan burada? Dur lan! Ya kız bu kim ya? Açma! Allah canını almasın Kamuran ya. Nasılsın Kamuran? İyi. Çık kız çık. Hadi ablam çıkıver sen. Cezanı versin ya. Bana bak ben, ne oluyor burada? O ne demek, nasıl laf o Nurten ya? Allah Allah. Ben seni sandım. Asıl onun ne işi var odada? Beni bak, burası belediye hamamın soğukluğu değil. Dışarı mı çıkacaksın, stresini mi açacaksın, depresyondan mı çıkacaksın? Ne yapacaksan yap, gel. Aşı mı? Bebek yapacağız. Tamam tamam söz. Aşıma skor yapacağız hadi. Bir kendimi rektifi edeyim, geleceğim o zaman. Hadi. Evet hadi. Hadi görüşürüz. Çıkma abim hadi. Allah tependen baksın sen, ne mi? Hala mı söyleyemedin lan kıza? Lan tam söyleyecektim, arayı verdin, ne yapayım? Lan koca gece söyleyemedin de sabah mı bırakıverdin? Anca tavına getirebildim Niyazi. Oh kardeş, ne tavmış ya, bir türlü gelmek bilmedi. Ondan sonra ne oldu? Kolay gelsin ablacığım. Kolay gelsin. Ondan sonra Sultan Ana gelip kovaladı beni. Ne olacak? He, ondan söyleyemedin yani. Ya Niyazi, illa söylemek mi lazım bunu? Neyle? Ya işte seni seviyorum diye illa söylemek mi lazım? Aa, diyebiliyorum. Seni seviyorum diyebiliyorum. Bir daha da eve bakayım. Lan dalga geçme, bir de seninle mi uğraşacağım? Allah Allah ya. Lan sen söylemezsen kız nereden bilecek onu sevdiğini? Niyazi, o zaman ben sana söylediğimi anlatayım. İyi günler. İyi günler. Biz oturduk, film izledik beraberce, hayali olarak. Aman helal, pek güzel. Gel. Sonra da o filmleri birbirimize anlatıverdik.
Aa, dur bakalım dur. Şimdi durumlar değişti. Ne anlatıverdiniz? O bana gülmeyi çok seven neşeli bir kızın gülmeyi unutup yeniden gülmeyi hatırlamaya çalışmasının hikayesini anlatıverdi. Ha, senin film ne anlatıyordu peki? Benim film de işte o gülmeyi unutan kızı yeniden güldürmeye çalışan bir adamın hikayesini. Allah canını almasın. Sen bunların hepsini Hindi Gül'e deyiverdin mi? He, söyledim böyle. Yüz yüzeyken yüzüne söyleyiverdim. Tamam, tamam kardeşim. Senin iş olmuş. Olmuş. Hayrını gör. Gel buraya. Bana da öyle geliyor. Hala bana da öyle geliyor diyor ya. Lan kıza şarkı sözü gibi laf ediveymişsin. Kız ne yaptı peki? Kız ne yapsın? Böyle bütün gün yüzüme gülümseyip durdu. Telefon çalıyor. Telefon çalıyor. Gül arıyor. Açıyorum. Efendim Gül. Alo Cemal. Ha, ya seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Önemli diyorum. Tamam Gül, konuşalım. Ama böyle olmaz yani. Yüz yüze konuşmamız lazım. Neredesin? Ahırlara gidiyorum. Ha, tamam. Tamam, ben de geliyorum o zaman şimdi. Haydi görüşürüz. Çok önemli diyorum. Duydum. Ahır dedin. Ahırlara gidip durun dedin. Lan arkadaş, kız belki seni anlayıverdi. Ben de seni seviyorum diyecek, sen ahırlara gidip durun diyorsun ya. Ne var bu ahırlarda anlamadım ki, enekten tezek kokusundan başka. O kadar romantik yer dururken ahırlara gidip durun. Ahırlarda ne var biliyor musun Yasin? Ne var? Samanlık var. İki gönülde bir olunca seyran olup durun. Tamam, hadi görüşürüz muhtarım benim. Ulan yarabbim ya. Deminden beri dişçinin orada bekleyip durun. Gören var mı dişçiye? Ha, çatıda. Lan dişçi, hani dallara gidecektik. Ne işin var dam tepesinde? Ya Yusuf Bey, boş verin tarlaları şimdi. Sen boş verdiysen beni hepten boş verin gari. Ne ayıp dur lan o orada? Yusuf Ağa, biz dün var ya azman orada öyle kocaman bir UFO gördük. Onu bakıp duru. Kime lan? UFO mu? Dün gece ne keydir verdiniz lan siz? Yok Yusuf Ağa, keydir verdiğimizden değil gari. Vallahi hepimiz görüveydik. Hatta Hüsnü Ağa vardı, o da gördü. Hüsnü ne de hindi? Hüsnü emmi çok korktu. Ondan evden çıkamıyorum. Ufo da mı korku verdi lan? Vallahi hala gelmediğini göre korkmuş olabilir doğrusu. Doktor abi, var mı bir şeyle? Vallahi yok ya. Ya arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu silahlar ne Allah'ınızı severseniz ya? Uzaylı gelince vuracak mısınız uzaylıyı? Yani bizim ülkemizin insanı misafirperverdir. Kendimizi böyle mi tanıtacağız uzaylara? Lütfen indirin şu silahları. Doğru diyor lan. Lan. Cendirme'ye haber ettiniz mi? Cendirme mi bakıyor bu işlere? Ne bileyim ben. Öyle mi gelecek lan? Bence Ahyalı tarafından gelecek. Vay benim karı başıma gelenlere bak. Cemal, ya düşünsene, bunların hepsi kesilecekti şimdi. Ha, evet ya. Neyse, süt geldi de Allah'tan sorun da ortadan kalktı. Gül, neydi senin söyleyeceğin önemli şey? Cemal, ben bir karar verdim. Öyle mi? Öyle. Ne kararı verdin peki? İçinde bende var mı? Tabii ki de sen varsın. O zaman ne karar verdiysen cevabım evet. Biliyordum ya. Vallahi ben de biliyordum. Bir dakika Cemal, nasıl biliyordun? Daha ben sabah verdim kararı. Ha. Ne karar verdin sen sabah? Şöyle. Ben Güzelköy'ü önce Türkiye, sonra dünya çapında tanıtmak istiyorum. Ha. Nasıl fikir ama? Çok güzel bir fikir. Bak şimdi, kültür turizmiyle hem bu köyü hem de bu yöreyi tanıtmış olacağız. Hem sen de bana bu sırada yardım edeceksin. Hem dedin ya bütün kararlarında evet varım diye. Yardımcı olurum ama yani bundan köyün de faydalanması gerekiyor.
Faydalanacak, faydalanacak. Şöyle bir şey yapacağız, pazar kuracağız. Organik bir pazar. İstanbul'da da mesela var. Böylece köy halkı kendi yetiştirdiklerini satabilecek. Ne oldu, niye öyle bakıyorsun? Hiç. Yani sen gün geçtikçe güzel köylü oluyorsun. Şimdi bu iş seni daha da bağlayacak buraya. Ben de öyle düşünüyorum, biliyor musun Cemal? Yani burada o kadar mutluyum ki. Ömrüm boyunca güzel köylü olabilirim. Gerçekten mi? Gerçekten. Sude, ilk defa işimize yaradın ha. Şu internet merakın iyi oldu. Küçük Sincap. Şimdi o senin çektiğin fotoğraflar vardı ya, onlardan bir site yap bize. Olur, tamam, iyi fikir. Tamam. Ondan sonra... Ay yok, dur dur, öyle geniş güzel olmaz. Beraber seçelim fotoğrafları. Şöyle güzel olanlardan, böyle en dikkat çekici olanlardan olsun. Renkler böyle pırıl pırıl olsun. Herkes merak etsin, herkes böyle akın akın buraya gelmek istesin. Selfiler, videolar, havalarda uçursun. Uf, uf, tamam. O zaman ben sana gösteririm, sen seçersin. Öyle. Tamam. Ay yok, beraber seçelim. Tamam. Hangileri bakayım? Hadi kızlar, kalkın gari, kalkın. Mühim işimiz var bugün. Hadi kalkın, giyinin gari, hadi. Moğlu'ya ineceğiz, Moğlu'ya. Hayırdır, niye ineceğiz? Niye ineceğiz, var mı kızım? Yakında ben gelin olmayacağım mı? Gelinlik seçiveceğiz ya beraber. Hadi kalkın, hadi. Ay, babaannem benim, sen çok tatlısın, çok köşemli. Bademli kurabiyem. Güzel kızım benim, düğünü az kalıveydi ya. Sen çabuk geç ha. Hadi gari, hadi gidelim de bir an önce hallediverem, hadi. Babaanne. O zaman model bakalım önce biz. Ben de ona deyip durmuyor kızım. Model bakalım diyorum ya. Babaanne, yorulmana gerek yok ki, gel buradan bakacağız. Abo, gelinlikte mi var kız onun içinde? Tabii babaannem, her şey var. Hadi gel gel bak. Gel. Bakayım bari. Vallahi de görünüyor. Amanın pek güzel şeyler bunlar. Ben straplez mi istersin, dantelli mi? Ne kızı? Nereye bakıp durdunuz siz ya? Hüseyin mi? Uzaylılara bakıyoruz. Uzaylılara mı? He. Oo Hüseyin, sen nasıl çıktın lan evden? Niye? Senin için uzaylılardan korkup dışarı çıkamıyor deyip dururlar bunlar. Arkadaş, uzaylının nesinden korku vereceğim ben ya? Uzaylı bu. Zaten ışığı var. Işığını saçıvermesiyle beraber bulunduğun delikten seni çıkarıveriyor ya. Ölemiş. Doğru diyorsun lan. Uzaylı sandınız değil mi lan? Bizim yanlı oğlum ya, bak korktunuz değil mi amma? Bir yay, defol git lan buradan. Nereye gideceğim lan? Ne? Anne öyle kesene lan. Aa, kayınbaba sen de buradaydın ya. Vallahi görmedim ya seni. Korktun mu ya? Ya ben böyle de korku verdim de. Şimdi de sen oldu. Korku verdim. Ver lan şu ayakkabılarına. Ne? Ver. Baba Allah Allah. Lan Allah canınızı alın. Manyak lan. Baş lan çabukat. Tamam lan tamam. Tamam lan tamam. Yıktınız lan ortalığı. Allah Allah, ne oluyor lan burada, toplanıvermişsiniz Davut'la gibi? Toplandık Niyazi. Sen dün gece sütanana daydın ya. Ne? Biz UFO gördük. Ne lan vallahi, hepimiz görüverdik. Allah tepenizden baksın, ne UFO'su lan? Böyle kocaman, öyle yuvarlak bir şeydin, turuncu sarı ışıklar saçıp durdun. Ben de gördüm, ben de. Böyle uçuverdi, ecik kayboluverdi sonra. Beni biliyorum, uzaylı gördüydüm. Aha işte o uzaylı da o UFO'nun şoförüymüş meğer. Lan demek bunlar hep böyle bizim köyümüzde gezip dururlar lan. Arkadaş siz doptan kafayı yemişsiniz ha. Siz bu cismi dün gece yarısına doğru görüverdiniz değil mi? Öyle oradan geldi, bu tarafa doğru gidiverdi değil mi? Ne gülüp durun lan? Sizin gördüğünüz UFO değil de ona gülüp durun. Sizin gördüğünüz dilek balonu. Ne? O ne lan dilek balonu? Dilek balonu işte Yusuf emmi. Öyle küçük paraşüt gibi bir şey, altında mumu var, onu yakıyor, öyle havaya salıyor. Emin misin? Eminim lan. Dün gece Cemal'le gül uçuruverdi onu. Aa! Ana.
Ne yapıyor lan orada? Ya o toroskopla uzaylılara bakıyor. Hekim bey, siz de mi uyuverdiniz bunlara ya? Öyle demeyin Muhtar bey, yani herkes teyakkuz halindeydi. Biraz sakinleştirmek gerekiyordu ahaliye. Bir de şey, sen benim baksana. Sen şeyi deneyeceğim. Bunlar ne zaman dilek balonu uçuruverdiler ya? Araba bozuldu dediydi bu ya. Şey işte Hüsten mi? Yok. Araba bozulunca telefonlar da çekmiyor ya orada. Evet. Dilek balonu uçuruvermişler işaret fişeği manasına. Evet. Ekim Bey, kolay gelsin. Kız beni bak, bu önce seni seviyorum diyoru. Sonra sana çiçekler yolluyoru. Sonra seni arkadaş sınıfına sokuyoru. Vallahi bu resmen seninle oynuyoru. Cemal benimle oynuyor emmi. Asıl Gül onunla oynuyoru. Bir ispat ediversem, o zaman görecekler olanları. Et kız, et de eşekten düşmüşe dönüversin. He yaba, hem benim de intikamımı almış oluversin. Heh. Ana, anaları gelip dur işte. Gel. Nasılsınız bakayım güzelli? İşte, iyiyiz. Apo kızımı, nasılsın bakayım? Hiç iyi değilim Dudu teyze ya. Ben biliyorum senin iyi olmadın değil mi? Ben rahatlatıvereceğim gari. Esma! Kız Esma! Ana! Ana, Dudu hoş geldin. Hoş bulduk kız. Hadi kızım kalk da kahve yap ver. Kendine de yap ver falan bakacaksın. Dudu teyze ya. Cemal sabah bakıverdi benim falıma. Hiç kahve yapacak halde de değilim. Açık dolanı veren ben. Kızım nasıl üzülmüş ko. Hadi kızım sen yap belki. Vallahi ben de hiç kahve yapacak durumda değilim. Ben de açık dolanı vereceğim. Kız ne oluyor bunlara kız? Kamran anladık da Ayten'e ne oluyor? Ya o da ablasına üzülüp duru. Nurten. Hadi annem kalk bize iki kahve yap. Hadi güle. Yap veren bari. Abi zahmet. Baba. Bir de hiçbir şey olmamış gibi kahve yap diyor. Bir de falımıza bakıverecekmiş. Ama iyi dedin sen. Cemal benim falıma bakıverdi diye. Yalan mı? Doğru. Celal de benim falıma bakıverdi. Fal baktıracak hal mı kaldı bizde? Ne yaptınız kızlar? Ne yapalım? Acık dolunu veren dedik. İyi Ayten sen acık ben de geliversene. Giden mi kız abla? İyi hadi kendini bir dolandırıver. Ben de acık yalnız kalıveren. Olur. Hilal, beni bunun için mi çağırmadın? Ya kız, açık konuşuver Celal abimle. Vallahi hiçbir günah yok. Konuşmayacağım. Ayten'im, neye bize kıyıp durun? Ben mi kıyıverdim bize yoksa sen mi? Seni o kadar çiçekler bile toplayıp getireverdim de... babanı görünce mecburen Gamur abaya veriverdim. Sen benim kalbimi öyle bir kırıverdin ki... bir demet değil, bir gamyon çiçek getirsen nafile Celal. Bunu o kızı öpmeden önce düşünüverecektin. Ne edeceğim benim diye? Dur Celal abi dur. Benim aklımda bir şeyler daha var. Yürü ben de. Nereye lan? Velhasıl uzaylı yok. Ya abi de bir de her gördüğüm uzaylı zannediyor emek neyin nesi ya. Yarım aklımız vardı o da gitti. Bir de balon mu? Selamünaleyküm. Gel ya hoş geldin. Ya. Çıkma gel. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Devam gün yanacağız mı? Gel. Hoş geldin. Nasıl bu? İyi. Ne yaptınız? Ne yapayım? Ya bizim size söyleyeceklerimiz var. Hayırdır ha? Hayır. Köyle ilgili çok güzel projelerimiz var. De bakayım. Ben değil, Gül sen anlat istiyorsan. Tamam. Şimdi burası yani güzel köyümüz herkesin görmesi gereken bir yer bence. Tabii. O yüzden biz de kültür turizmiyle buraya tur düzenliyoruz. Yani Türkiye'nin çeşitli yerlerinden buraya turist getireceğiz. Eski köye yeni adet, öyle mi? Şuşlar. Kim yapacak buna? Ablam yani Nihal internetten turları düzenleyecek. Köyün içindeki gezileri de biz planlayacağız. Artık burada herkese büyük bir rol düşüyor.
He, neymiş o rolle? E, pazar kuracağız. Pazar mı? Pazara ne gerek var? Benim bakkal dükkanı durup duruyor orada. Pazarla bakkal dükkanı bir mi? Şimdi biz muhtarlıktan da bir yer isteyeceğiz. Ayarlayacak inşallah. Değil mi Niyazi? Ayarlar o. Herkes gidip ne istiyorsa orada satabilecek ve böylece köyümüz kalkınacak. Nasıl? Güzel değil mi? Abi, aklınıza yattı. Lan Hayati, kalabalık olacak diyoru, turist gelecek diyoru. Yani anlayacağın, senin bundan sonra kayfede oturacak vaktin kalmayacak. Anladın? He, köyümüzde güzel sokak, çok güzel bir yer ayarlarız size. Hah, yaşa sen ya. Tamam, şimdi bize bu organizasyonda yardım edecek kişiler lazım. Ben anlaman şeker kız. Beni Hayati'nin dükkanı getiriyordu. Ya arkadaş, ne gerek vardı pazara mazara şimdi? Lan öküz lan güçlü. Öküz geldiğin öküz gidip durun be. Senin arkadaş, istemezsen katılmazsın. Bana yaz verin. Ben varım bu işin içinde. Köyümüze hareket gelecek ya. Bence Yusuf Bey haklı. Bu iyi bir proje. Siz de mi buradaydınız? Evet, biz de buradaydık. Ve konuşmalarınızı başından beri can kulağıyla dinliyorum. Ve bu kurulacak olan ekipte ben de yer almak isterim. Sağ olun. Ama bize köyden birileri lazım. Zaten sizin işiniz başınızdan aşkın ya. Zahmet etmeyin. Zahmet olur mu? Ayrıca Gül Hanım, belki siz farkında değilsiniz ama ben bu köylüyüm. Buraya yerleştim. Ayrıca benim İstanbul'da mensup olduğum birçok kulüp var. Ve istediğim anda buraya davet edebileceğim birçok elit insan tanıyorum. Tamam lan, doktor da katın. Katın katın. Elit insanlar da tanıyormuş. Doktor şart. Kimi? O zaman Muhtar Bey, bir dahaki toplantı saatini sizden öğrenirim ben. Yusuf Bey, eğer müsaitseniz şimdi gidip şu arazilere bakabiliriz. Arazi mi? Müşahidim. Gidiyorum. Durdu kız. Şunu içi veren de Kamuran'ın niyetine kapatıveren. Bir fal bakıver. Kapa bakarım ne olacak? Vallahi anam, bence Kamuran'ın fallık mallık hali kalmadı. Fal mal kurtarmaz onu. Nurten doğru söylüyor ko. Acaba okutsak mı? Kime okutacağız kız? Ya Allah'ın hikmetini okutuverin işte. Doğru. Olabilir, olabilir. Emine tabii, çağırın hadi. Hah, Tarkan. Hı? Oğlum bir koşu kayfeye gidi be. Allah'ın hikmetini al da gel. Annem sana bir şey danışacakmıştı. Ben gitmem kahvenin oraya. Niye lan? Allah Allah. Gitmem işte. Kemal abim kahvede. Arayın onu, o getiriversin. Ara kız Kemal'ı. Mahsa, hiçbir yere gitme. Kendini büyütsen göbek böyle büyüsün. Yapış sen eve. Kemal. Ablam neredesin? Heh, kahvede şöyle bir etrafına bakıver bakayım, Allah'ın hikmeti orada mı? Heh, al onu bize geliver ablam, işimiz var. Tamam ablam, görüşürüz. Gül, ne oldu? Seni mutsuz eden bir şey mi var? Durgunlaştın birden. Ne bileyim Cemal. Şu doktorun bizim ekibe katılmasına gerildim galiba. Aman bırak, ona mı geriliyorsun ya? Katılırsa katılsın. Yani ekipte sadece o yok ki. Ablan var, Niyazi var, Yusuf amca var. Hem ben adamla kavga ettim. Ona rağmen adamla aynı ekipteyiz işte. Şey olarak düşün. Sonuçta bizim hayalimiz için çalışıyor. Ya tamam da yine de olmasaydı daha iyi olurdu. Sen neden tepkilisin bu doktora? Ne bileyim, Yıldız'ın barışmadı galiba acaba. Ya Gül, herkesle Yıldız'ın barışacak diye bir şey yok. Yıldız'ın barıştığı insanlar var. Onlar yetmiyor mu? Doğru diyorsun, yetmeli. Şöyle, gül biraz. Hayatta üzülmesini istediğim en son kişi sensin. Gerçekten böyle düşünüyor musun? Gerçekten böyle düşünüyorum. İstanbul'da seni ilk gördüğümde de ağlıyordum. O zaman da demiştim, bu kızı kim üzdüyse yazıklar olsun. Yine ne oldu? Ya senin bir hareketin vardı. Nasıldı? Böyle. Ha. Gül. Gidelim mi? Tamam.
Ahmet abi. Şimdi aklıma geliverdi de. Benim çok mühim işlerim var. Kalp işi mi lan? Ya sen de hemen anlayıp durun ya. Sen zaten evi bilip durun. Gidersin değil mi? Tamam lan tamam. Ben gidip durun. Sağ ol. Hadi bakayım. Hadi. Hilal. Küçük zindanların kaçak kızı. Ne yaptırım? Neredesin lan sen? Neye hiç aramıyorsun beni? Lan sen benim başıma neler geldi bilip durun mu? Uzaylılarla uğraşıyorum. İyi iyi uğraş bakalım. Sen acık benimle gel ve seninle işimiz var. Neymiş o? Lan uzaylılardan daha mı bir konu var? Yürü. Hadi bak çabuk. Yürü. Ne yapıyorsunuz burada ya? Hiç baba. Pazar yeri için sokak bakıyorduk. Pazar yeri için sokak bakıveriyordunuz. Ha. Ne yapacaksın sen bu yaştan sonra pazarcı mı olacaksın? Yok baba. İkizlere takki mi satacaksın sen? Aa, o nasıl bir örnek öyle ya? Sen karışma Gül Hanım. Ne demek karışmayın? Yalnız hani verdiğiniz örnek biraz şey değil mi? Biraz şey olmadı çünkü kendisi bu yaşa kadar hep ahırlarda çalıştı, o işi bili. 100 inekten 400 tane memeye sabah akşam hortum taktı, hortum söktü. Sabah akşam olunca 400 meme 800 meme ediyor. Başka örnek gelivermedi aklıma yani. Ya bakın, kendiniz diyorsunuz 800 kere uğraşıyor diye. O zaman bu saatten sonra birazcık da siz uğraşın. Ben emekli olubeydim. İki tane daha çocuğunuz var, onlar uğraşsın. Yani sen ille de Cemal'i pazarcı yapıvereceksin öyle mi? Hey gidi be. Öküzülen koca Cemal bu yaştan sonra medarı iftarımız pazarcı olacak. Öyle mi? Baba yeter ama ya. Sen karışma. Ya baba ben karışmayayım, Gül karışmasın. Kim karışacak? Cemal haklı. Ahırlar bizim değil mi? Ben Cemal'e bir süre izin verdim. Zaten yıllık iznini yapmamış, o yüzden artık siz çalışın. Olmaz öyle şey. Oldu bile. Siz çalışmak istemiyorsanız ben başka birini bulurum o zaman. Olmaz öyle şey. Olur mu, olmaz mı görün o zaman. Olmaz. Öyle şey derken yani şu şekil. Yani tezgahtan günde birkaç saat vakit ayırıp ağırlara geliverecek, kardeşlerine yol gösterecek. Çünkü neden dersen onlar o işi o kadar bilmezler. Cemal bile her şeyi. Bakın bu olabilir. İyi madem. Madem öyle çarşınız, pazarınız bol olsun. Kamran. Kızım ne yapıp durun burada? Ağlıyor musun sen? Ha? Hı. Neden ağlıyorsun? Sizin yüzünüzden ağlıyorum ben. Hala bilmiyorsunuz mu? Yapma kızım böyle. Beni de ağlatıvereceksin şimdi. Ne yapayım? Böyle içimden geliyorum. Hadi kalk. Kalk eve götürüyorum seni. Böyle sokak ortasında ağlamak olmaz Kamran. Haydi kızım haydi. Beni yalnız bırakırsın amcım. İyi madem gidiyorum bak. Gidiyorum. İyi günler cici kızla. Beni çağırtı vermişsiniz. He buyur gel oğlum gel. Gel otur. Gelin bakayım. Gel gel. Gel kızım dur. Gel. Gel buyur gel. Gel. Geç geç şöyle. Geç bakayım otur. Buyur. Sana diyeceklerimiz var. Otur bakayım. Hadi. Otur lan. Lan Galip'e yapıp verir mi? Yok. İstemem. Başka bir şey? Yok. İstemem diyorum ya. Siz ne istiyorsunuz bakayım benden söyleyin bakayım. Sen bizim derdimizi bilip durun. Gerçi bütün köy bilip duruyor ya. Ben bilmiyorum bir şey. Nasıl bilmiyorsun lan? Kamran işte. Ha. O mesele. O mesele. Biz diyoruz ki Kamran'a bir okuyuversen ha? Ben okuma bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun lan? Bilmiyorsun işte be. Lan bana bak. Sen boş boşuna mı Allah'ın hikmet deyip durula? Diyorlar işte. Milletin ağzı torba diye ki bizi veresin. Diyorlar. Yapma ya. Ne yapacağız şimdi?
Vallahi sizin atınıza ben bir ot kaynatıvereyim bu gece. Gamuran yarın onu içi versin. Acılarından kurtuluveriyor otla. Ey madem onu yedi ver de öyle edelim, ne edelim? İyi, hadi ben gideyim. Manyaklar ya, manyaklar. Yürü git de. Hadi gülü gülü, gülü gülü. Gülü gülü. Eyvah, abin ne? He, abin. Seninle konuşuverecekti. Ne konuşuverecek ben? Kendi deyiveririm de. Kemal. Celal. Kardeşim. Ne oluyorum? Ocağına düşüveydim lan. Beni bir tek sen kurtarabilirsin. De bakayım. Neymiş derdin, bizim oğlan. Ayten. Benimle konuşmuyorum. Aferin, iyi yapıyorum. Ne biçim konuşup durum sen Celal abimle? Lan ne yapam? Konuşmuyorsa konuşmuyorum. Onu ikna edi Beycan. O İstanbul'dan gelen kızla benim alakam olmadığını söyleyiveyeceksin ona. Hangi kız? Ama o torunların en küçüğü işte. Torunların en küçüğü. Ne oldu ki senin onunla aranın? Lan vallahi bir şey olmadı ya. Bir Ayten'i bekleyip durdun. Bu giymiş arkadan. Gözlerimi kapadı. Ben de Ayten sanıveydim. Sonra öpüveydi beni. Yuh. He vallahi yuh. Lan una değil, sene yuh. Ya uzatma işte, alt üstü Ayten abanla konuşuvereceksin. Sen şimdi diyorsun ki benim o kızla aramda hiçbir şey olmadı. Vallahi olmadı lan. Vallahi diyorsun. He. İyi madem, ben bir babamla konuşuvereyim. Vallahi mi lan? He. Ne adamın dibisin lan. Tamam lan, koş. Sen rahat ol. Hadi Osman emmi, hadi ya, 10 saatte hayvan canlanıp kaçacak geri ya. Allah Allah, acelemiz var. Koy, koy, koş. Mangallık değil mi bunlar? Evet, evet. İyi, mangal, buyur abi, mangal. Koy, koy. Her şey çok güzel. Nasıl abi, Meda abi? Ucuz poşet alıyorsun ya. Hadi al bakalım, abi. Afiyet olsun. Sağ ol, kaç para? 80 lira lan, 80. Kaç? 80. Ya ayıp ya, 2 kilo pirzol aldık. Kuzuyu mu aldık ya? Hayret bir şey ya. Hem bak orada kaç, 32 yazıyor. Lan arkadaş, orada öyle yazıp duru da, oradaki kaburgalı hali. Kaburgaları ayırmadım. Kaburgalar burada. Göreyim ama sen. Vallahi ayırdın, gördük onları da. Hayret bir şey ya. Onları ayırıyorum. Bir de utanmadan 80 diyorsun ya. Osman abi, vallahi yapma. Bağ yapma bari ya. Ben yer miyim ya? 60, 70. Al bana 70. Hadi ya yeter. Arkadaş. Ya yeter hadi ya. Allah Allah. Bu ayırdıklarını koy. Hediye köpeğe vereceğim Sevap ya. Sana niye bırakayım? Benim hakkım o ya. Ben Bünyamin. Sen bir şey satıncı kadar göbeğim çatlıyor arkadaş ya. Sen neden bu kadar bazı pazarına gidip durun ya? Ya hadi göbeğin düşerse, çatlarsa göbeğini de pişirip yeriz ya. Aç bunu diye ev adam. Hadi poşet daha. Ulan arkadaş, poşetin aç onu gerek yok. Ya cimrilik yapma, bırak bir poşet daha koyacaksın ya. Vallahi Allah bırak. Allah'ım yarabbi ya Resulullah, deli diyor bu herif beni ya. 20 liralık eti 70 liraya sattı zaten. Hadi. Hadi, hadi al işler. Afiyet olsun, güle güle. Boş, boş ya. Bebek gibi dakika doluymuş. Babaanne, merhabalar. Merhaba. Merhaba. Kızım sen nerelerdesin, yine bütün gün gayb oluverdin? E babaanne, hani diyorsun ya o kadar okudun okudun, köy için hiçbir şey yapmıyorsun. E dedim, ne olacak? Tamam. Biz de Cemal'le yeni bir proje başlatıyoruz. Proje mi? Ne oluyor o? Şöyle, kültür turizm getiriyoruz köye. Ne demek oluyor kızım bu? Yani babaanne, Türkiye'nin her yerinden buraya böyle geziler düzenleyeceğiz. Harika olacak. Pek bir şey anlamadım ama. Aa Sultan Hanım, pazar bile kuracağız ha. Pazar mı kuracaksın? Moğol'daki gibi mi? Yok yani pek değil. Biz pazar kuracağız ama köyün içine kuracağız babaanne. Ben hiçbir şey anlamadım ama. Benim çok işim var kızım. Kafam şimdi bugün çok karışık. Şimdi gelinimi seçeceğim ben. Düğün var ya yakında. Ben gidip de içeride karar vereyim. Hangisini seçeceğime karar vereyim gari. Karar vermem lazım, karar. Lan ne dikilip durun ayakta, gazık gibi oturuversene.
götüreyim mi? Tövbe tövbe. Otur ha, otur. Tamam. Şey, yanlış mı duydum yoksa Sultan Ana gelinliğim mi dedi? Boş ver canım sen onu. O bugün öyle takılmak istiyor. Ha. İyi. Babaannem gittiğine göre benim de işim bitmiş oldu. Gideyim de Gak'la ilgileneyim bari. Sıkılınca bakarım fotoğraflara. Tamam canım, hadi. Gak? Ördek. Ördek. Lady Gak. Alo. Nihal Hanım. Aa, ne haber tatlım? Şükürüm tatlım, sağ ol. Verdiğin söz üzerine seni almaya geliyorum. Söz mü vermişim? Ya mangal sözü verdin ya. Sakın unuttum falan deme yani. Geliyorum, yoldayım vallahi. Bilmem. Yok yok, hatırlıyorum, hatırlıyorum. Tamam, hazırlanıyorum. Tamam canım. 10 dakikaya geliyorum, yoldayım. Bak aç gel, bir şey yeme. Kilolarca et aldım. İyi, hadi gel. Aa, benim bir arkadaşa sözüm vardı. Şimdi hazırlanıp çıkmam lazım. Beni merak etmeyin. Abla nereye ya? O zaman yemek yapayım ben de. Yeriz, ondan sonra çalışırız ha. Yemek? Zahmet olmasın sana? Yok canım, ne zahmet olacak? Ama illa diyorsan ki yardım ederim, olur. Yardım mı? Hı hı. Ben mi? Gül, ben hayatımda yemek yapmadım ya, ne yardımı? Tamam işte, daha güzel. Öğrenirsin. Yani şimdi ben mutfağa gireceğim falan, böyle bir garip geldi ya. Pardon da, hangi çağda yaşıyoruz Cemal? Ha. Artık erkekler de mutfağa giriyor biliyorsun. Öyle mi diyorsun? Hadi kalk. Hadi. Yemek. Hadi. Tamam, dur. Çok zor değil. Gel. Kafayı ye. Kızım, yaptığın yemek bu mu oluyor şimdi? Evet babaanne, her akşam tıka basa yemek yiyoruz. Bugün de daha sağlıklı, daha hafif beslenelim istedim. Hem İstanbul'da böyle moda babaanne, herkes böyle yiyor restoranlarda. İstanbul'da herkes iyi besin gari. Ben bunu yemem. Aşk olsun babaanne, niye? Ben inek miyim kızım? Benim anam babam inek mi? Ne bu böyle? Salata yemeğin yanında yine. Bundan karın doyar mıymış hiç? Aa, ağzına sağlık Sultan Ana ya. Hiç karın doyar mı bundan? Sultan Ana, neydi bu? Galeta ye istiyorsan ekmek niyetine. Bakayım, bakayım. Bu. Yeme. Oldu. Daş gibi bu be. Daş gibi. Tüve tüve. Biraz sert olmuş babaanne. O da ocaktan herhalde. Alışmadı. Herhalde. Biraz mı? Su de. Ne yapıyorsun kız, ne yapıyorsun? Nimetten oyun oynanır mı hiç? Davul çalağı gibi. Git mutfaktan zeytinle peynir getir be. Beni bak, hadi yürü. Bazımı da vardı, onu da getir be. Allah. Çok. Tövbe tövbe. Aşk olsun babaanne ya, of. Kızım yemek yapsaydın yirdin de bu ne bu? Neyse.
Sen şey yapıver bakayım bana. Bu pazar işini ne yaptınız onu söyleyiver. Pazar değil babaanne. Kültür turizmi. Yani turizm için köye gelenler bizim köy pazarından alışveriş yapacaklar ki bizim köy halkımız para kazansın diye. Kaç para çıkıyor benden? Babaanne senden hiçbir şey istemeyeceğiz. Sahi mi diyorsun? Evet. Biz Cemal'le her şeyi halledeceğiz. O zaman yapıverin gari. Yapıverin. Hem Sultan Ana. Bizim köy de kalkınmış olacak. Hem de çevre köylere örnek olmuş olacağız. Öyle diyorsun ha? Öyle diyorum. Köylü kalkını verecek diyorsun. Köylü kalkını verecek. İyi gari. İyi olacaksa yapıverin gari. Hemen yapıverin gari. Yaşa Sultan Ana. Beyaz giyme söz olur. Siyah giyme toz olur. Gel beraber gezelim. Muradımız tez olur. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Gel beraber gezelim. Muradımız tez olur. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Ya Sultan Ana. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar oğlum. Hoş gelivermişsin. Hoş gelivermişsin. Kaynaman sevecek seni gari. Otur bir otur. Şuraya otur bir. Afiyet olsun. Sağ ol. Sultan anneciğim sana çok teşekkür ederim. Bugün Yusuf Bey'le konuştuk. O arazi işini hallettik. İyi. İyi. Bir dakika. Durun tahmin edeyim. Bu yemeği sizin torunlarınızdan biri yapmış. Ve sanırım bu kişi Gülsüm. Sen nereden anladın Gül'ün yaptığını bu yemeği? Çok kolay dostum. Bu tam bir kentli işi. Akdeniz salatası ve kızlardan daha hamarat görünen Gül Hanım. Vallahi doğru bildin. O zaman bir galeta alsana. Kendi ellerimle yaptım. Vallahi kurt gibi acıktım ha. Almaz mı? Almaz. Ye de gör. Dişin mi kırılıyorsa? Ya çiğnemeye çalışırsam kıracağım. Afiyet olsun. Eline sağlık. Geçmiş olsun. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Ne edip durunuz lan burada? Oo Yusuf emmi sen uğrağı mıydın buralara ya? Gel otur gel. Hakikaten. Ne bu böyle sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi giymişsin? Arkadaş bu dişçi beni deli edecek ya. Bütün gün dalalarda başa çıka dolaştık. Sanki apartman dairesi ağlıyorum. Ada Yusuf Ağa sen ne ettin? Ne ettin lan? Çizmeliyle giydik adeti bozdu bu. Yusuf emmi adetimiz öyle. Çizmeleri çıkarman gerek. Lan başlayacaksın şimdi adetinize ha. Bir gaz yapıverecek ondan sonra pişman oluvereceksiniz hemen ha. Hayda Yusuf emmi sen niye sinirlenmedin ki şimdi? Doğru de ya. Fazla sinir iyi değildir Yusuf aga. Ya arkadaş nasıl sinirlenmem? Herif neredeyse toprağın yarısını alıverdi. Neymiş efendim? Doğal yaşam dünyası kuracakmış. Yusuf emmi sen nereden gelip duruyorsun ya? Dalan adam. Onu da ayrıca sinirlenmedim ya. Bütün gün gezdik, dolandık. Ondan sonra tutturdu. Ben illaki Sultan Ağa'ya teşekkür edeceğim. Sonra beni köyde, yolda indirmedi. Eve gitti durum. Kaba. Kaba. Ben diyorsun işte Allah'ın kafası. Ben diyorsun adam olmaz bundan. Gözüm tutmayıveriyor bunu. Bu ne lan? Zayıf bu masa. Zayıf mayıf. Oturdun işte iyice. Bizim mezemiz Mansur'un türküleri. Üstten mi? Edir bakalım. Karın doyuruyor mu? Kendini veren bakalım. Kar yolamın demiri yandım aman o ya.
var benim değil mi? Yandım aman o yar benim değil mi? O yar benim olmasa yandım aman öldürürüm kendimi. Şuraya bak. Sofraya oturup dururuz. Evin erkekleri hala ortada yok. En ufağı gelip durur. Ötekiler de gelir gari yavaş yavaş. Gel lan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu ne ya? Yine mi bamya? Aa, ne oldu lan? Beğenemedin mi? Et yok mu ya? Ne etiymiş o? Eniştem eti aldı kasaptan, gördüm. Ben de et var sanıyordum. Aa, bu Bünyamin ne hatlar karıştırıp duruyor be? Ayayım ben şunu. Gibi koktu. Kokacak tabii ya. Hayvanın en güzel yerinden kestirdim valla. Biz Konyalılar etten çok iyi anlarız. Et bizim işimiz ya. Bu ne ya şimdi? Allah. Eşiniz mi aradı? Kim? Yok ya. İş arkadaşlarından biri gereksiz için açmadım da. İşim zaten aramaz dedim ya sana, bizim yani ayrılık sayılır artık. Evet, söylemiştin daha önce. Neyse, hayırlısı. Bu konularla moralini bozmayayım ben. Benim moralim bozulmaz ya. Ben çok mutluyum yani. Hani ya da benim elini kıran Pirzolam, Pirzolam. Bünyamin'den başkasına sarılmam, oy oy. Vallahi nar gibi oldu bunlar ha, oldu. Yandım aman öldürürüm kendim. Yusuf emmi, ne yaptın, doydun mu bari? Ulan cazı var la, karın mı doyamış be? Göbeğe baksana, o göbek doyuyor ama. Ben uzaklarda bir yerlerde bir mangal yapıyorum. Allah canını almasın ya. Nereden aldın o kokuyu hemen? Kokuyor ulan. İyi de benim burnum koku almıyor. Beni de gelmiyor. Vallahi ben de almıyorum. O yukarıda ya, o yüzden. Sen aşağıdasın. Kokuyu alamıyorsun. Ben bu burun bu kokuyu çok iyi tanır. Hadi ben kaçıyorum. Ne adam ya. Hakikaten ne adam lan bu vallahi. Lan siz. Her şey süpürdü gitti lan, süpürdü. Ya Akeş, tabakları baksan yalayıp süpür ve de hepsine. Biri de yaktık ya. Şu domatesi de sana verir mi? Da tarla domatesi on numaradır ya. Sağ ol. Sana. Kaç tane oldu sana? Tamam, yeter. Eşit olsun da. Ha, maşallah. Üf, vallahi kızdım ya sıcaktan. Bayılacağım ha. Çıkar üstünü. Hakikaten ya, çıkarayım değil mi? Gombeyi de yağlattık ama olsun artık. Yapacak bir şey yok yani. Vallahi gece gece iyi pişirdim bunları. Aferin. Ya ben dedim sana canım. Et bizim işimiz. Ben aslında sabah çağıracaktım seni de. Hem sıcak hem de işlerin güçlerin vardır diye ellemedim yani. Sabah olmadı iyi olmuş. Peçete var mı? Allah, peçete yok ya. Sen sabah nasıl dışarı çıkıyorsun ki? Bizim amire değil miydin sen? Sen işe gitmiyor musun? İstifa ettim ya. Müsfati oldum. Neden? Ya holding kuracağım. Holding. Ne bileyim, bu memurluk. Ne? Uzatıyor insanı. Ne? Kısaltıyor yani. Hem benim eski hanım ısrar ediyor diye ben gidiyordum. O kırılmasın diye. E şimdi onunla da yolları ayrınca işi de bıraktım haliyle. O küçük çocukların ilk doğduğunda bebelerinin hani ilk dediği laf vardır ya, anne baba diye. Benim ilk lafım holdik olmuş. Öyle bir çocukmuşum yani. Neyse işte ya, holdik kuracağım. İyi, hadi hayırlısı. Hayallerim peşinden koşacağım yani. Atlete sil diyeceğim de şimdi.
Öteki yok ya. Lan! Yemin! Baba! Ne yapıyorsun ya bu akşam akşam? Gireyim mi ya? Gel bakalım buraya. Nasılsın baba ya? Hoş geldin, öpeyim baba. Bakın. Ne öyle geldin ya, atletik dengeli adam gibi. Ben beni bak, sen kendi haline bak, kendi atletine bak. Ne durum burada? Ya ben burada oturuyordum işte. Nihal Hanım da geçerken görmüş, geldi çöktü yanıma. Şimdi sen de dedin Sultan Hanım torunlarla ilgilenir diye. Laf etmedim. Yani istersen kovalayayım. Benim bir sorun, bir sıkıntı yok yani. Aç bakalım lan şunları, aç. Sende mangal mı var lan? He. Var, hayırdır ya? Dur bakalım, dur. Merhaba. Merhaba. Oo. Aman ha. Muhabbet bitti ya. Nasıl olmuş baba, güzel olmuş mu bari? He he. Ben daha yemedim de o yüzden merak ettim de sordum tabii. Ben bu akşam bütün kontaklarıma bu konuyla ilgili bir mail atacağım. İnternet sitesi ne zaman hazır olur? Ya Sude'nin 5 günlük işi var galiba. 5 gün mü? Ya aşağı yukarı 5 günüm var, evet. 5 gün çok fazla. Ya en iyisi siz bana gönderin dokümanları. Ben onları İstanbul'a yollayayım, bir günde hallederiz. Hem de profesyonel bir şey olur. Biz profesyonellik peşinde değiliz ama Kaan Bey. Biz daha sıcak, samimi bir şey istiyoruz. Kızım niye öyle diyorsun? Bak çabucak halledeceğim diyor. Hem de güzel olacakmış. Niye öyle söylüyorsun sen şimdi? Sultan anne, önemli değil ya. Israr etmeyelim. Sonuçta patron Gül. O ne isterse öyle olacak. Neyse, ben yatacağım artık. Yarın sabah çok erken kalkacağım. Çok işimiz var biliyorsun. Gülsüm, misafirimiz oturuyor kızım. Aşk kazanın artık. İyi geceler size. İyi geceler. Kusura bakma Hekim Bey evladım. Pek yorgun bugünlerde. O zaman biz de kalkalım. Evet ya, biz müsaadenizi isteyelim Sultan anne. Eyler. Sude, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Sultan Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Cemal, sen bugün arabasız çıktın galiba. Hı. Atla götüreyim. Yok. Sağ ol. Yürüyeceğim ben. Atla ya, laflarız biraz. Vallahi kayınbaba, bu yaşta iyi ip içiyorsun ya. Bir şey olmasa bari. Ne varmış canım, yaşında ne olacak? 60 yaşında ya. Maşallah. Kafadaki saçlar beyaz olmasa vallahi 40 diyeceğim. Sahi mi diyorum? Ha, sahi diyor. Merhabalar. Ha, geriden doğru gelip duruyor evin erkekleri. Neredesin lan sen bu saate kadar? Dışarıdaydım ana. Madem bu saatte gelip durun, sen de oturup bizden çiğdem çitleyeceksin. Ne? Babamla eniştem nerede? Allah biliyorum. O camış olacak. Enişten telefonunu bile açmıyorum. Ayten abla. He. Az geliversene benimle. Sen ödeyeceklerini al. Gel. Kız ne diyecekmiş bu Ayten'e? Ay ne bilen ben. Ne var, ne diyeceğim bana? Celal mevzunu konuşuvereceğim. Ben Celal diye birini tanımıyorum. Akdeş, ne inat edip durum. Celal konuştu benimle, anlatıverdi bana her şeyi. Yok mu şöyle bir şey? He. Sen de inanıverdin hemen. Öptü diyorum kızı ya. Sen alıştırıvermişsin. Kız karşısına çıkmış da kızı öpüvermiş. Bir de laf ediyorsun. Oğlumlarsa seni öpecekti. Yalan mı?
Yalan da be. Ne istiyorsun sen? Kamuran abam gibi mi olmak istiyorsun? Cık, i̇stemiyorum. Git konuş Celal'le, hallediver bu işi. Ben tepemi dasını attırma. Kemal. Heh. Sen kendini düşünüyorsun değil mi? Hilal'le aran bozulmasın diye yapıyorsun bunları. Lan ne alakası var? Delikanlı adam delikanlının halinden anla. Celal geldi, derdini anlattı. Biz de onun halinden anladık, bu kadar. Hadi bakayım. Şaşırdın değil mi Gül'ün tavrına? Şehirli kızlar böyledir işte Cemal. Hele bir de iş güç sahibi olup kendi ayakları üzerinde durdukları zaman gör onları. Vay haline. Siz buralarda alışık değilsiniz tabii. Buralı kızlar böyle davranmıyordur. Bilmem. Aslına bakarsan o karşısındakine göre değişir. Nasıl yani? Yani bir insanın karşısındakiyle elektriği tutmayınca tutmaz. Öyle köylü ya da şehirli diye ayırmamak gerek. Ya da kız erkek diye. Güzel. Pek yakında anlayacaksın nasılsa. O ne demek şimdi? Bilmem. Yani bana sanki biraz Gül'den hoşlanıyormuşsun gibi geldi de. Hadi ya. Öyle mi görünüyor? Biraz. Ben burada inebilirim. Teşekkür ederim. Bir şey değil. İyi geceler. Sana da. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen niye böyle bir durgun duruyorsun? Sen gittikten sonra Kaan geldi yanıma, biliyor musun? Ha? Abla sıkıldım artık ya. Her şeyime karışmasından, beni bunaltmasından bıktım artık ya, sıkıldım. Seni seviyor. Bütün bunları seni sevdiği için yapıyor kızım, farkında değil misin hala? Abla Allah aşkına. Ya Kaan'ı savunma bana gene ya. Ay tamam, gece gece hiç halim yok zaten. Sen bir ön yargılarından kurtul, sonra konuşuruz. Ay çok yorgunum, yatıyorum ben. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Yavaş yavaş yavaş. Ayakta duramıyorsun. Baba. Hı? Baba. Ha? Ha. Ya bu şey, Nermin Hanım olayını. Nermin kim lan? Nermin kim ya? Hı. Ha Nihal Hanım. Ha. Nihal Hanım olayını işte aramızda kalsa diyorum ya. Nurten şey yaparsa, ona da durayım. Nurten şey yapmazsa. Yavaş. Nurten duyarsa şimdi, yanlış anlar baba. Hı. Şey yapmasın yani. Yanlış anlar. Sus lan, sus. Hoş! Saldır, saldır ya. Yine bak. Nurten duyarsa Esma da duyacak buna. Evde hanım gazı çekmeye niyetim yok. Hem ortada folyo yumurta yok. Hadi yürü yürü, yatam artık. Sen beni anladın değil mi? Yani ayıp olur yani. Ortada hor yok, ne yumurtalar yok. Tamam, yok. Ben bak lan. Ev büyümüş mü ne? Hakikaten kocam ev büyümüş ya. Ana. Baba dur, bir şey yapmamıştım. Hadi gidelim yatağım lan. Kocaman evimiz var bizim. Tamam hadi gel. Ana. Baba. Oğlum dur. Baba vallahi öldürecek. Ya dur, ben seni götüreceğim. Ya dur. Tamam. Sen babamsın ya.
Dur lan. Sus. Kaldıramıyorum. Kaldıramadım ya. Anada kapı da kapalı ya. Anahtar kimdi? Ha, dur. Sus lan. Sus. Koşt. Baba dur ya. Allah'ım cebe içine mi kaçtı ya? Pantolonu. Bıraktım ki seni. Baba dur göremiyorum. Karanlık yapıyorum ya. Ay baba ya. Ayağlarını kaldım ya. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne bu halin lan? Korkuttuk oluvermişi. Korkuttuksa aşım. Ne bu halin lan? Gasaptan etle alınmış. Leş gibi mangal kokuyor. Kimle söndürdün feneri? Feneri babamla söndürdük ya. Canım sıkın, stresli bir şeye gittim, su kenarına. Orada çiğ vardı. Takılırken babam da görmüştü zaten. Geldi, yanıma geldi orada. Beni bitirdi ya. Böyle keydirtti karşıtı. Dünyamı keydi. Telefon neydi çalıyor? Telefon çalıyor lan. Aç bakayım, kim arıyorum? Vallahi telefon çalıyor, bir saatte. Alo. Hah, alo. Şekerim ne yaptınız? Gidebildiniz mi? Ha, geldik. Hah, çok şükür. Ya merak ettim. Fena olmuştunuz. Aklım sizde kaldı. Neyse oldu. Hadi görüşürüz o zaman. Tamam, sağ ol ya. Sağ ol, iyi akşamlar. Kim arıyor lan bu saatte? Ya o nereden arıyorlar? Ne diyordu sen geldik diyor. Ya Allah, sen Kamuran bunlar istemeyecek mi? Ne zaman Kamuran istemeye gelelim? Ben de gelin gelindirken şu dilim ağzıma dilim sürttü herhalde. Değil mi? Ne bakayım ne sen? Konyalım. Allah seni bildiği gibi yapsın inşallah be. Arabanın motoru patlar biten inşallah. Bünyamin. Şşş. Şşş. Kalk da adam gibi yanıma yatıver, hadi. Baba. Hadi. Nite? Tıklamazsın sen yine bu gece, gel. Geldin mi kız be? Allah Allah. Nite bayağı gözünü seveyim. Ne diyeyim? Bitti vallahi bayılacağım ya. Ya. Az kay ya. Ana Nurten, Allah cezanı versin ya. Dur, iyiyim tamam. Sen niye uyumadın? Uykum yok ki. Ya zaten doktora göndermek için öyle yaptım yani. Kusura bakma bu arada. Anladım zaten. Yoksa biliyorsun. Ya sen olsan sabaha kadar otururuz. Biliyorum. Gül. Evet Cemal, seni dinliyorum. İyi ki geldin bu köye. Bence de. İyi ki seni tanıdım. Ben de. Şey, oldu o zaman. Sabah görüşürüz. Görüşürüz.
Meydanda düğün mü var ya? Durun burada. Kendi düğünümde oynayamadım ya. Yine de oynuyorum işte. Kızım yapma böyle. Sizin yüzünüzden oynayamadım, biliyor musunuz ben? Sizin yüzünüzden. Yüzünüzden öldüm. Hiç yapma. Kamuran. Dudu. Dudu kalk kız. Dudu kalk kız. Kalk. Kalk. Ne oluyor lan sabah sabah? Beni ne istiyorsun sabah sabah? Bütün gece neredeydin? Allah'ım. Tövbe. Dudu sen var ya. Var ya senin kafan hak ettin. Başka türlü çalışıyor ya. Allah Allah ya. Ha Niyazi Beyciğim nasılsınız? İyi Nihal Hanım. Sesinizi duydun, daha iyi oldun. Buyurun, emrinize amadeyim. Ya Niyazi Bey, babaannem sabah sabah sizi rüyasında mı görmüş, nedir? İlla sizi eve çağırıyor. Rüyasında mı görmüş? Hayırdır inşallah. Nasıl görüvermiş? Vallahi bilmiyorum ama gayet iyi görmüş gibi anlaşılıyor. Mutlaka bekliyoruz, tamam mı? Oldu o zaman, hemen gelip durun Nihal Hanım. Oldu. Hah, tamam, görüşürüz. Ne diyor kızım, gelip durma? Geliyor. Hadi gel hemen başlayalım. İyi hadi başlayalım gel. Hadi, ne oluyor? Kızlar eğlence var. Muhtar Bey'e sürpriz yapacağız. Hadi gelin. Sürpriz. Ya yok ben site için görsel toplamaya gidiyorum vallahi. Siz gidin. İyi tamam sen git. Gül sen gel. Hadi. Tamam. Gül sen gel kızım. Hadi bay bay. Sen gel. Ay. Gel. Başım ya. Allah razı olsun Nurten ya. Vallahi şu anam. Anam. Allah razı olsun vallahi Nurten. Bu kamura naplar olmaydı kafam kırıldıydı ya. Koptuydu ağrıdan. Kafan kopuversin Bünyamin. Ya üstüme gelme artık Nurten ya. Allah Allah. Babaya niye söyleyemiyorsun? Onun yüzünden oldu Nurten. Lan bana bak ikidir sıfır çekiyorsun. Ya tamam özür dilerim Nurten. Yapacağız tamam lütfen üstüme gelme ya. Beni bak. Akşam ne diyordu o Gonyalı seni? Gonyalı kim ya? Ay gece yarısı aradı ya. Ya vallahi Allah. Kamuran isteme geleceklere ne zaman gelelim diye aramış. Gecenin yarısı mı konuştunuz bunları? Kızım artık çocuğun canına nasıl tak ettiyse. Ay iğrenç işi verme hemen Bünyamin. Ya ne var bir tane espri yaptık hemen üstüme gelme ya. Allah Allah. Hadi Allah Allah. Kalk kalk hadi. Kalk. Bana bak annen o kadar şey gönderiverdi Konya'dan. Bozuluverecek onlar. Git onları bugün Moğla'da pazar var. Satıver. Kız ne pazarı? Bu yaştan sonra pazarcılık mı yapacağım ya? Evet yapacaksın. Sus karşı koyma bana. Elini iç tutsun acık. Biz Sargan'la konuştuk onları böyle bir kilo, bir kilo, bir kilo paketleyiverdi. Sen de götür de satıver onları. Birer kilo, birer kilo mu? Ha. Böyle paket paket mi yaptınız? Ha yaptık. Allah Allah. Kaç paket var kız? Vallahi aşağı yukarı 150-200 kadar var. 150-200 mü? Hı. Vallahi iyi ya. Onları satsan çok büyük para eder vallahi. Vallahi aklımdaydı da arabaya da bir şeyler yaptıracaktım. Böyle pancurlu, led ışıklı falan filan. Onları yaptırırım artık. Ulan insan anası gibi yok ya. Vallahi anası dışında herkes insanın danası. Canım ya annem. Vallahi. Ulan senin arabanın tekeri patlasın be. Cık cık cık. Utanmasa arabadan yapıp verecek çocuğu da. Den yok. Yaklaşma yanıma. Ya üf, tamam işte geçenlerde öyle bir şey oldu geçti gitti. Hem ben sen şaka yapıyorsun zannettim. Senin şakan oydu. Öyle şaka olur mu ya? Ya of tamam diyorum ya. Bak ben şimdi internet sitesi yapıyorum köy için. Böyle fotoğraflar çekip onları topluyorum. Anlıyor musun o işlerden? Tabii hem de çok iyi anlarım. Ya şey yapalım mı? Sen de şöyle geç böyle çiçeklerle falan senin bir fotoğrafını çekeyim.
Tamam, çekinelim. Hadi geç. Oturuyor mu buraya? Otur. Poz mu vereceksin? Hadi ver. Dur. Sakın öyle ince hesaplara falan gireyim deme. Öyle dedim, böyle dedim falan. Gerek yok. Abam demem kırarım galiba. Hiçbir şey olmamış gibi yap be. Zaten Celal abim çok üzülüverdi. Sen ona bir gülsen dünyalar onun olacak de. Şimdi git yanına. Celal'im de. Öyle iki bir dudak oynatı be. O ne kız? Ha, gül diyorum ya. Gülsün. Gülmemen lazım da. Gül gül. Ay hadi inşallah. Çok güzel oldu. Tamam. E peki. E bir de sen beni çek. Böyle onu tutayım ben yine. Tamam. Bak lan buraya. Şişt. Oraya bakacağım. Çekiyorum. Tamam. Baba. 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 Ya bu ne ya? Siz beni işkence olsun diye mi yapıyorsunuz? Mahsus mu getirdiniz beni buraya? Kemal, sana da yazıklar olsun. Senin gibi kardeş olmaz olsun. Günaydın hanımla. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyiyiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pek şık olmuşsunuz. Sağ ol. Sultan Ana nerede? İçeride. Seni bekliyor. Buyurun, buyurun. Niyaz Beyciğim, gelin. Koçum benim, koçum benim. Siz gelmiyorsunuz mu? Hayır Muhtar Bey, hadi hadi. Nihal Hanım, siz de geliverseydiniz. Gel Niyazi, gel karşıma otur bakayım. Diyeceklerim var sana. Anacığım. Sultan Ana, ne ettin ya? Güzel olmamış mı? Pek güzel olmuş, pek güzel olmuş. Torunların boyu verdiler bugün beni. Ne diyeceğim sana Niyazi? Senden çok mühim bir işimiz var bugün. Al, al bakayım. Ne bunlar? Sen bana dedin ya, hazırlığım yok diye. Cebine koyu be. Erkek kısmının cebinde her zaman para olmalı. Anladın mı? Ama kimsenin haberi olmasın. Anladın mı? Sonra derler ki karı parası yiyor. Adın çıkmasın Niyazi. Hadi senden yürü, gidiyoruz gari. Nereye gidiyoruz? Gelinlikçiye gideceğiz ya. Hadi gideceğiz gari, hadi. Gelinlikçiye mi? Yok gari Sultan Ana, olmaz ya. Ne gelinlikçisi? Niye olmazmış be? Yok vallahi çok işim var benim. Senin bundan kel art işin gücün benim Niyazi. Anladın mı beni? Hadi yürü gari, gidiyoruz gelinlikçiye. Hadi yürü. Gel, gel, gir koluma. Gir koluma da Sultan Ana. Bu nedir hindi ya? Ha? Gelinliğe geliverdik ya hindi. Ha? Hadi bakayım. Hadi gir bakayım içeri. Abo! Gelinliklere bakın be. Abo! Hoş geldiniz. Hoş bulduk evladım. Gelinlikle damatlık bakın verecektik de. Gelin hanım, damat bey. O nereden gelin oluyor? Geliniz değil mi? Siz de herhalde damadın annesisiniz. Diyor,
görmen lazımdı ya Niyazi'yi. Ya suratının o geldiği hali yani... Bizim Niyazi şimdi tam gitti gider oldu desene. Ay sorma ya. Ama biz de babaanneme öyle bir süsledik ki yani. Şimdi ne olacak peki? Ne olacak? Bilmem yani birbirlerini seviyorlar artık evlenecekler. Keşke... her birbirini seven... evlenebilse değil mi? Keşke. Ben geldim. Harika fotoğraflar çektim ya. Görmek ister misiniz? Bak bak. Ay, bakalım. Dur bir dakika. Bakmadan önce şu. Ne var Gak, ne var? Niyazi'yi bir arayalım. Ya Sultan Ana hiç yakışıyor mu senin gibi bir gelin adayına böyle şeyler ha? Ne ciddi adam duymadı mı? Anan mı diyor? Ya adamın gözleri bozuk ondan. Dur bakalım telefon çalıp duru. Cemal. Ne var lan? Ne çaldırıp durun? Ya çaldırıp durmuyorum işte konuşuyoruz ya. Şeyi merak ettim ya ben. Ne yapıyorsun? Neredesin? Damatlık falan mı bakıyorsun sen? Ne damatlığı lan? Senin işin gücün yok mu? İşim var diyorum. Gelirsen seni bekliyoruz. Bir şey daha soracağım Niyazi. Gelinlik işini ne yaptınız? Seçebildiniz mi? seçtim gelinliği ben de. Seni seçiverdim. Kapat lan kapat. Ciddi bir meseleyle uğraşıp durun burada. Tövbe tövbe. Kim arıp duru? Cemal, önemli değil. Evet, bayanlar baylar, Konya'nın en meşhur ürünleri burada. Buğday, haşhaş, şeker, ayağınıza kadar getirdik vallahi. Bakmadan geçmeyin. Evet, buyurun. Abim buyur. Tadına bak abi, tadına bakmadan geçmeyin ya. Tadına bak ya. Oğlum şunu bir... tadına bak bari. Tadına bak. Gel bak. Ha? Abi almayacağım mı? Ver bakayım. Ya şimdi bir kilo o taraftan gir. Bir kilo şeker alabilir miyim şekerim? Niye lanım? Sürpriz. Hoş geldiniz. Senin holding bu mu? Holding? Yok ya ne holding Allah Allah. Ha bu yalın ticareti öğrensin. İleride acı kalmasın diye buna öyle çekirdekten öğretiyorum işi gücü. Şöyle buyurun oturun lütfen şekere veririz. Yok hiç oturmayayım hiç. Babaannemler gidiyor onlara yetişeceğim. Şeker alayım tamam, da. Tamam yalın oğlum şey ver. Poşet aç. Poşet aç çabuk. Aman ya Rabbim ya. Aplumbağa ya. Hadi oğlum hadi. Allah bahar etmesin ya. Evet, böyle buyurun. Borcun ne kadar? Aşk olsun canım. Allah Allah. Lafım olur bir kilo şekerin. İki kilo alaydınız alırdım para. Şaka yapıyorum. Sağ ol. İyi günler. Allah'a hoş olsun ya. Enişte ya, bu nasıl ticaret? Bedavadan ferdi şekeri ya. Kafana vururum lan mikrofonu. Hayret bir şey lan. Promosyon denen bir şey var lan. Saniye. Hayret bir şey. Her lafa bir şeyim var abi. Açmayın biraz hadi. Çalış biraz. Öğren, anons et. Şekerin en güzeli burada. Hem de promosyonda. Promosyon. Allah cezanı versin ya. Bundan içecek. Emme, çok içmeyecek. Emme, çok az da içmeyecek. Ne kadar içecek lan? Deyiver bakayım. Bir su bardağı daha içecek. Ha. Ama yetmezse bir çay bardağı daha verin. İyi gelecek diyorsun yani. İyi gelecek. İyi gelecek tabii canım. Allah'ın hikmeti yetmiş işte. İyi yetmiştir herhalde. Ben kaçtım. Güle güle. Güle güle. Ne kız bu? Otluydun mu? Ya toplantı saati de epey geçti. Başlamak ister misiniz? İstemeyiz. Allah, kusura kalmayın. Az biraz gecikiverdim. Şey, ablam nerede? Nihal Hanım gelemeyecek. Sultan Ana ile ilgileniyor. İyi, hadi tamam. Geçelim, başlayalım. Ne yaptınız ya? Başladı mı toplantı? Üste mi başlayacak indi? Neredesin? Sene ne lan toplantıda? Ben de gireceğim. Olmaz öyle şey. Niye? Ben köylüyü temsil ediyorum. Hem sen olmaz demedin mi? Arkadaş fikrimi değiştirmeydim. Ne bu? Milli güvenlik toplantısı mı? Ne var şu benim gizli gizli? Nedir senin gizli gizli neyin? Ya tamam beyler. Hadi siz de gelebilirsiniz. Hadi, buyurun. Buyurun siz de buyurun. Hadi hep beraber girelim arkadaşlar. Buyurun toplantı başlasın. Sıddık. Thank you.
Hadi iç kızım ya. Ananın hatırına içi ver şunu. Hadi. Kamur Hanım güzel kızım. Güzel Kamur Hanım. İç ama bak şifalı bu. Hadi bakayım. Hadi. E kız adamı sinir etme be. Altı üstü bir bardak su içi verdi ana. Hadi. İçin kalktı, 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 kalktı. Tamam. Aferin benim kızıma. İşte bu. Ay, ay midem bulanamadı ya. Git dolan acık. Hadi bakayım şimdi ne olacak? Şifalı, şifalı, şifalı. Evet. Şimdi pazarı hangi sokağa kuracağımızı karar verelim. Karar verelim de keşke karar vermeden önce bir gezip görseydik. Biz Cemal'le gezdik zaten. Ne güzel, iyi yapmışsınız ama keşke biz de görseydik kurul olarak. Yani yoksa bu kurul niye var? Ben bu kurulun neden olduğunu biliyorum ama sizin bu kurulda neden olduğunuzu bilmiyorum. Tamam Gül, tamam. Uzatma, bırak. Tamam. Uzatman gari. Şimdi Hacı Şükrü'nün sağ tarafındaki sokak en uygunudur. Arkadaş ağzını açar açmaz saçmalıyı ve eti. Hacı Şükrü'nün çağırdığı. Hayır. Solundaki sokak daha uygun. Ve arkadaş sonradan geldin hizipçilik yapma. Ya ne hizipçiliği? Akıl var, mantık var. Hacı Şükrü'nün sağındaki sokak sokak mı ya? Sen solundaki sokak sokak ya. Bak tamam, ya, tamam. Bak. Sakin olun ya. Sakin olun, problem yok. Hizipçilik yapıyorum. Ne hizipçiliği arkadaş? Akıl var, mantık var. Ama sende akıl mantık olmadığı için anlamıyorum. Çapsız. Hadi lan hizipçi. Çapsız. Hizipçisin. Çapsız. Bu mu? Beyler toplantıdayız ama. Rüstem mi? Gel bir sen de acık hava al bana. Hadi hava al ya, hava al. Hadi hizipçi sen de. Çapsız. Hadi çapsız. Ha? Hizipçiyle. Ulan çok üstüne acıyorsun sana. Ya gidiveriyorum diyorum da adamla çapsızlık ediyorum. Sağ tarafta sokak. Ne var sağ tarafta sokak? Akşam Konya'dan ayıverdiler Bünyamin'i. Vah vah ne dediler kız? Valla hemen gelmek istiyorlar. Gamlan isteyecekler ya. Vah vah, göz göre göre Gamlan'ı Konya'lara gönderiyoruz desin Allah. Yusuf bu köyden artık kimse almaz Gamur Hanım deyip durur. Evde kalacak diyor. Gurbete gönderivereceğim diyor. Bünyamin de Konya'dan damat adayı buluvermiş. Hazır. Biz Yusuf emmiyle havamızı aldık. Maşallah. Toplantıya kaldığımız yerden devam edebiliriz galiba. Hadi inşallah. Ne güzel. O zaman sizi sükunete davet ediyorum. Olmaz. Bunun olduğu yerde olmaz. Sükunet olmaz. Bunun olduğu yerde sükunet durmaz, oturmaz ya. Bak gene hizipçilik yapıyorum. Ya sen çapsızlık yapınca ben mecbur hizipçilik yapıyorum ya. Ulan ben şimdi seni sorayım. Ya, ya. Bir saat diyeceğim yeter ama ya. Allah Allah. Biz sizin kavganızı çekmek zorunda mıyız? Aranızda anlaşın, konuşun. Ondan sonra bize haber verin. Ben dışarıdayım. Allah Allah ya. Aman. Ne bağırıyor ya? Niye kapıyı çarpıyor? Gördün mü? Kaçırdın işte. Senin hizipçiliğin yüzünden kaçıverin. Gel buraya. Lan, işte. Abi, ya. Bu, ya. Ya. Yusuf Efendi, koskoca. Dur lan, dur, dur, dur. Telefon çalıyor. Alo. Lan beni aramayın demedin mi? He? Kurul toplantısındayım ben. Baba, baba yetiş ki aman ölüyorum. Ne? Kamuran bayıldı, ayılamıyorum. Kamuran, ölüyorum. Ne diyorsun? Tamam dur, kapat. Ben hemen geliyorum. Yusuf, Kamuran'a bir şey mi oldu lan? Kamuran, Kamuran iyi değil. Bize bir şey olabilmedi değil mi? Ulan bilmiyorum ki. Kendine kıymaya kalkmadı değil mi? Kesin bu kendine kıyı vermeye mi kalktı acaba? Vallahi bilmiyorum. Yürü, yürü. Yürü Yusuf, yürü. Yürü, yürü. Cemal, oyalanma Cemal. Gidiver. Haydi, haydi Yusuf, haydi Cemal, oyalanma haydi. Aman baba. Ne oldu lan? Yine kavga mı çıktı? Yok bir şey yok. Yok. Ya ne oldu lan? Ya işte dışarıda birbirlerine girdi. Ne oldu? Kavga büyüdü mü? Ya boş ver ya. Oldu işte bir şeyler. Kaan bir iki dakika gelsene konuşalım seninle. Olur. Allah. Sıddık. Yürü lan. Nereye lan? Yürü yürü. Oğlum hikmet yok lan kahveyi kime emanet hiç? Yürü. Yürü diyor. Yürü, yürü. Yürü. Ne oldu lan yine buna? Bilmiyoruz baba. Bayılıverdi. Ayıltıverdik emme. Hiç kımıldamıyorum. Bak. Sanki felç oluvermiş gibi. Ya Yusuf.
Cemal'in yüzüğünü gösterir, iyileşir o zaman ya. Göster ver onu. Doğru dedin, göster. Gel Cemal, gel. Gel Cemal, gel. Sevaptır yavrum. Kamera. Baba, yine kapatamıyorum. Kamera Cemal. Gül. Yani yeterince uzaklaştık galiba. Ne söyleyeceksen söyle artık. Nereden başlayacağını bilemiyorsun değil mi? Tamam. Ben sana yardımcı olayım. Babaannenin arazilerini aldım. Turizm kuruluna girdim. Köyde nereye gitsen karşına çıkıyorum. Ve bütün bunları da sadece seni rahatsız etmek ve sürekli seni taciz etmek için yaptığımı düşünüyorsun. Madem bunları biliyorsun Kaan, niye yapıyorsun o zaman? Bunları yapıyorum Gül, ama seni rahatsız etmek için değil. Sana yakın olmak için. Yakınında olmak için. Çünkü seni saçma sapan bir sebeple kaybetme düşüncesi beni kahrediyor. Anla bunu artık. Anlamak zorunda değilim Kaan. Hayır, anlamak zorundasın. Doğru. Afrika'ya gitmek çok büyük bir hataydı. Düğünden önce seni bırakıp Afrika'ya gitmek korkunç bir hataydı. Bunun için özür dilerim. Ama birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi biliyordum. Ve bu sevginin büyüklüğüne inandım. Ve beni anlarsın diye düşündüm. Ama yanılmışım. Ama hatamı fark ettim. Ve her şeyden vazgeçtim. Buraya, senin yanına geldim. Hatamdan döndüm. Döndüm deyince hemen dönülüyor zaten değil mi? Ha ya, ne güzel ya. Yap et, ondan sonra ben döndüm. Bu bir değil ki Kaan. Öncekiler ne olacak? Ya yine aldatma meselesi değil mi? Bak Gül. Ben seni aldatmadım. Sana bunu binlerce kez söyledim. Yanılıyorsun. Ben hep yanılıyorum zaten. Peki. Sana seni aldatmadığımı kesin olarak ispat edersem beni affeder misin? Nerede lan bunlar? Ben ne bileyim ben. Uzaktan takip edelim dedin, kaçırdık. Yani fark edilmeyelim diye öyle dedim. Aha, orada bak. Buna artık hiç gerek yok Kaan. Gerek yok. Çünkü artık hayatında başka biri var. Bütün bu söylediklerin de onun bahanesi. Kaan, sana inanmıyorum ya. Seni tanıyamıyorum. Benim tanıdığım Kaan bunları söylemez. Benim tanıdığım Gül de bunların hiçbirini yapmaz. Lanet olsun. Kaan, lanet olsun ya. Seni tanıdığım güne lanet olsun. Allah bekleni veriyor. Ne oluyor lan? Ne deyip duruyor lan bunlar? Peki. Öyle olsun. Öyle olsun.